Kökler çarpımını bulmak istersek, sondaki sabit terimin baş katsayı oranıdır. Eksi 1 çıkar, bu da negatiftir. Dolayısıyla kökler zıt işaretlidir. Buradan E şıkkını veya AB'den bir tanesini seçebiliriz. Köklerin mutlak değerlerinin birbirinden büyüklüğü, küçüklüğü hakkında herhangi bir bilgi elde edemeyiz. Çünkü A'nın artı eksim olduğunu bilmiyoruz. Sadece sıfır değil denmiş. Dolayısıyla daima doğrudur ifadesi E'dekidir. Doğru cevap E'dir.